Ertuğrul Gazi'nin 3 oğlu vardı. Onlar Gündüz Alp, Savcı Bey ve Osman Gazi'dir. En küçük olmasına rağmen Osman Gazi 23 yaşında bey olmuştur. Osman Gazi'nin bey olmasında ne Gündüz Alp'in ne de Savcı Bey'in bir itirazı olmamıştır. Bu videoda sizlere bu üç kardeşin özellikleri hakkında bilgiler sunacağız. Videomuzu beğenmeniz bizi mutlu edecektir. İyi seyirler. Gündüz Alp'in sert mizaçlı bir yapısı vardır. Osman Gazi'nin yanında ona adeta bir danışman gibi görev yapmıştır. Osman Gazi'nin yanında birçok çarpışmaya katılmış ve Osman Bey için vazgeçilmez bir kumandan olmuştur. Osman Gazi fethettiği kaleleri ve toprakları komutanlarına veriyordu. Gündüz Alp iyi bir yöneticiydi. 5 idari merkezden biri olan Eskişehir bölgesini ve Karacahisar Subaşılığını Gündüz Alp'e vermiştir. Gündüz Alp, askerlik ve danışmanlık gibi iyi vasıfların yanında iyi bir babadır. Ve oğulları Aydoğdu ile Aktimur'u iyi bir devlet adamı olarak yetiştirmiştir. Aydoğdu Bey, 1302 Koyunhisar Savaşı'nda şehit olmuştur. Gündüz Alp'in de 1306 yılında vefat ettiği düşünülmektedir. Savcı Bey, Ertuğrul Gazi'nin şehit oğludur. Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşlarından silah eğitimi ve ata binmeyi küçük yaşta öğrenmiştir. Savcı Bey, babasının vefat etmesinden sonra kardeşi Osman Gazi'nin hizmetine girmiştir. Abisi Gündüz Alp gibi Osman Gazi, bey olduğunda ona karşı herhangi bir olumsuz harekette bulunmamıştır. Savcı Bey iyi bir teşkilatçı ve kumandandı. İleri görüşlü ve etkili bir devlet adamıydı. Savcı Bey'in iyi bir hitabet özelliği de vardı. Sarıyatı Savcı Bey'in Ertuğrul Gazi'nin emriyle Selçuklu Sultanı'na gönderilmesinden dolayı ona Savcı Bey denilmiştir. Konya'da bulunan Selçuklu Sultanı'na Savcı Bey'in gönderilmesinde bilgi birikimi ve diplomatik iletişim yeteneği etkilidir. Savcı Bey, Osman Gazi'nin yanında şerefli bir hayattan sonra 1287 yılında Osmanlı-Bizans kuvvetleri arasında yaşanan Domaniç-İkizce Savaşı'nda şehadet şerbetini içmiştir. Neşri tarihine göre Selçuklu Sultanı, Savcı Bey'in şehit olduğunu öğrenince çok üzülmüş ve Osman Gazi'ye Karacahisar'a karşı fethi hareketine geçmesini bildirmiştir. Ardından kale 1288 yılında fethedilecektir. Türk tarihinin gözü kara kartalı Osman Gazi, Türkiye as devlet kurma ve teşkilatlanmanın emsalsiz örneğini teşkil eder. Henüz 23 yaşında abilerinden ve amcasından önce aşiretin başına geçmeyi başarmıştır. Atılganlığı ve lider karakteriyle bey olmuştur. Heybetli, cesur ve iyilikseverdi. Fetihlere son derece atılgan tavırlarla sürdürmesi ve ısrarcı kişilik yapısıyla aşiretten beyliğe geçmeyi sağladı. Kılıç kuşanmada ve ata binmekte ustaydı. Tekfur kuvvetlerini değil, bizzat Bizans tarafından gönderilen kuvvetleri Koyunhisar'da yendikten sonra herkesin saygısını, sevgisini ve güvenini kazandı. Osman Bey'i yönlendiren düşünceler ise şu şekildedir: fethedilen yerlerin millileştirilmesi, kuşatmaların devam ettirilmesi ve devletleşme yolunda ilk adımların atılmasıdır. Onun hayatı sürekli savaşlarla ve fetihlerle geçmiştir. Ruhları şad olsun.